Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte Türkçe'nin, edebiyatın en kolay ve en leziz konularından birini işleyeceğiz. Hikaye türleri ve anlatım tekniklerini öğreneceğiz. Hikaye deyince aklımıza tabii ki sosyal medyada dolaşan Said Faik'in Abasıyan'ın kitabı esferisi geliyor. Ama biz Said Faik'in Abasıyan'ın kitabı demeyecek kadar konuya hakim olacağız. Said Faik Abasıyan'ın durum hikayesi olduğunu öğreneceğiz ve aynı zamanda hikayelerinde olaydan çok giriş gelişme sonuç bölümlerinden çok durumlara kesitlere yer verdiğini göreceğiz. Hikayenin ne olduğunu zaten biliyoruz. Bugün size hikaye anlatacak halim yok. Ama bugünkü dersimizde genel özellikleriyle hikaye, yapı unsurlarını, anlatım özelliklerini, hikayenin tarihsel gelişimini ve hikaye türlerini öğreneceğiz. Üniversite sınavında evet üniversite sınavında bundan 3-4 yıl sonra gireceğiniz sınavda bu konudan en az 2 soru geliyor edebiyat kısmında. Okul yazılarınıza da bu konudan çok ciddi soru gelecek. O zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Derslerimizi çalalım ve dersimize başlayalım. Şimdi Hikaye deyince arkadaşlar esasında İslamiyet öncesinde yani bu hani Hunlar, Köktürkler, Uygurlar diyoruz ya o dönemde destanlar vardı. Sonra geçiş döneminde yani bu Karahanlar, Gazzeniler döneminde İslamiyet'le tanıştığımız zaman Dede Korkut hikayeleri geliyor. Dede Korkut hikayeleri hem destan dönemi özelliklerini taşıyor hem de içerisinde namaz, Allah, peygamber, hak teala gibi kelimeler geçiyor. Yani İslamiyet etkisi de var konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz yazı şeklinde. Halk hikayeleri ise bildiğimiz sazla şairler böyle işte Kerem ve Aslı, Ferhat ve Şirin gibi hikayeler yazacaklar. Aşk hikayeleri ama bazen böyle... Tabii ki kahramanlık hikayeleri de olacak. Mesela Hazreti Ali'nin kahramanlıktan atıldığı cenknameler var. Bir de divan edebiyatında mesleviler var ki bunlar şiir şeklinde günümüzdeki romanın yerini tutan AA, BB, CC, DD şeklinde aruzun kısa kalıplarıyla yazılan uzun şiirler, sınırsız beyte sahip şiirler. Sonrasında Tanzimat döneminde ilk hikayelerle karşılaşacağız. İşte Emin Nihat'ın Müsameret Damesi ya da edebiyatımıza ilk hikaye olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif Rivayat ile Tanzimat edebiyatında hikayeyle tanışacağız. Şimdi hikayenin tanımına bakalım. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatıyor. Kişi yer ve zamana bağlı olarak anlatıyor ve ...kısa, en önemli özellik kısa. Bakın bu üniversite sınavındaki paragraf sorularında çıkıyor. Hikaye eğer bir C vitamini apıysa ...roman ona eşdeğer bir kilo limondur diyor. Yani hikaye deyince aklımızda şöyle incecik bir kitap çalınacak. Bakın şöyle ince bir kitap çiziyorum buraya. Çizemediğim kadarıyla buraya H yazıyorum. Roman deyince ise şöyle kalın bir kitap çiziyorum arkadaşlar. Roman daha kalın. Evet gördüğünüz gibi çizemedi hocam. Simetrik sıkıntılar var. Şimdi neyse. Tek olay anlatılıyor. Kişi ve kadro sayısı sınırlı... Kahramanların bir yönü üzerine duruluyor, insan yaşamının belirli bir bölümü anlatılıyor, zaman ve mekan altında ayrıntıya girilmiyor, dolayısıyla hepsi kısaya gidiyor yani düşündürmekten çok duygulandırmak ve heyecanlandırmak esas. Hikayenin tarihsel gelişimine bakınca Batı'da 14. yüzyılda çıkıyor. İlk örneği Boccaccio'nun, İtalyan Boccaccio'nun Decameron adlı eseri. Edebiyatımızın 19. yüzyılda tanzimatla girecek. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayet adlı eseri bu türün ilk yerli örneklerini içeriyor. Ve bu da üniversite sınavlarında ve sizin okul yazılarınızda defalarca soruluyor. Yine İlk başarılı hikaye diyebileceğimiz batıl örneklere benzeyen Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri hatta bunun içerindeki, içindeki pandomimo da yine üniversite sınavında sorulmuştu. Türün başarılı örnekleri ise Sert Fünün döneminde Halis Ziya Uşaklıgil tarafından verilecek ve Milli Edebiyat döneminde de çok büyük hikayecilerimiz var. İşte Hal Edip adı var. Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay Milli Edebiyat döneminin mükemmel örneklerini verecekler ve Cumhuriyet döneminde de yine Memdu Şevket Esendal, Sait Faik Abasıyanık gibi çok değerli öykücülerimizi göreceğiz. Yine Haldun Taner gibi. Günümüzde hikaye yeni anlatım biçimleri ve teknikleri denerek edebi türler içinde gelişimini sürdürüyor. İtalyan edebiyatında o zaman şöyle hemen bakalım soru işaretini kaldıralım. Boccaccio ilk hikaye yazarı bizim edebiyatımızda da e, ilk yerli hikaye yazarı Ahmet Bütü Efendi. Bunları niye böyle espriler yaptınız hocam? Çünkü bunu soracaklar size arkadaşlar sınavda. Bunu ikisini çok iyi bilin. Şimdi letaif Rivayatı Ahmet Mithat Efendi yazıyor. Ve hikaye, roman ve tiyatro türünde metinlerden oluşan bir eser. Batı tarzı ilk yerli hikayeler var. Hikayelerde masal ve halk hikayesi türlerinden izler var. Medda tarzının etkisi var. Ders verici ve izahi bir içeriğe sahip. Halkın anlayabileceği bir dil kullanılıyor. Bunu da size sınavda sorabilirler. Küçük şeyler çok çok önemli arkadaşlar. Milletin Bakanlığı kazanımlarına da geçiyor. Sami Paşizade Sezai yazıyor. Batılı örneklere benzeyen ilk hikaye kitabı. Bu hikayelerde realizmin izlerine net bir şekilde rastlıyoruz. Gözleme dayalı olarak günlük yaşamdan kesitler var. Bireyin ruhsal durumları anlatılıyor. Ve insan kendi gerçekliği içinde sergileniyor. İçinde işte az önce ÖSYM'nin de sorduğu pandomima, düğün, 250 kuruşa bir asır gibi farklı hikayeler de var. Şimdi hikayenin bölümleri esasında çok basit. Giriş, gelişme, sonuç. Serim, düğüm, çözüm diyebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım ki Serim'de Olay anlatılmaya Başlayacak kişiler yer ve zaman belirtilecek. Düğümde ise olay okurda merak duygusu oluşacak şekilde işlenecek. Çatışmalar başlanacak. Olay düğümlenecek. Rating artıyor. Ne olacak ne olacak diyoruz. Çözüm önünde de olayların düğümleri çözülecek. Çatışmalar sonuçlanacak. Ve okurda merak uyandıran sorular cevabını bulacak. Hikayenin yapın sularına baktığımızda kişiler, olay, mekan, zaman, konu, çatışma ve anlatıcıyı görüyoruz. Kişiler, olayları ve durumları yaşayan kahramanlar kişi kadrosunu oluşturur. Kişiler tabii ki kurmaca. Olaylar ise kişilerin başından geçen olaylar dizisi. Ana olaya bağlı küçük olaylar da peş peşe sıralanıyor. Mekan olayın geçtiği yerler yazar olayın akışı içinde ayrıntıya girmeden mekanı tanıtıyor. Ayrıntıya girerse zaten roman olacak. Zaman olayın başlangıcından bitişene kadar geçen süre olay baştan sona doğru verileceği gibi bu sıralamaya uyulmadan da verilebilir. Zaman açıkça belirtilebileceği gibi sezdirilebilir. Tema Temel duygu ve düşünce yani sevgi mi, dostluk mu, aşk mı soyut ve genel bir şey anlatılıyor. Konu ise duygu ve düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alındığı olgu. Mesela temayı sınırlandırıyor. Türkiye'de aile bağları konu oluyor ama aile bağları tema olmuş oluyor. Karşılaşma kahramanların çatışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde yüzle gelmeleri anına biz karşılaşma diyoruz. Çatışma önemli arkadaşlar sınavda sorulabilir karşı duygu, düşünce ve isteklerin, kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durumdur. Olayların dayandığı asıl öge. Merak duygusunu canlı tutar, iyi kötü çatışması gibi. Yani iyiler vardır, kötüler vardır. Bir araya gelir ya, sen dersin işte burada çatışma başladı dersin. Anlatıcı olayı anlatan kişidir. Yazarın kendisi değil, kurmaca bir kişidir. Olaylar birinci, yani ben veya üçüncü, yani o. Kişi anlatıcının ağzından anlatılır. Mesela birinci kişi ağzından anlatama bakalım. Ben geldim, biz geldik diyorsa birinci kişi. Yerden kaldırabildiğim en ağır taşı bularak üstüne hız hız indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen üstelik dada ruhunu kullanmaya kıyamadı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım sonra yalağın için attım diyor. Ömer Seyfettin hikayesinde kaşağı adlı hikayesini. Bunu da mutlaka okuyun çok mükemmel bir hikayedir. Zaten edebiyatımıza hikayeciliği ilk defa meslek edilen sanatçı da realist milli edebiyat sanatçısı Ömer Seyfettin'dir. Şimdi aynı hikayenin aynı bölümünün üçüncü kişi ağzından bakalım. O geldi onlar geldi diyoruz. Yerden kaldırabildiği en ağır taşı bularak kaldırabildiği o, üstüne hızlı hızlı indirmeye başladı o. İstanbul'dan gelen üstelik dada ruhun kullanmaya kıyamadı bu güzel kaşayı ezdi o, parçaladı o. Sonra da yalan içine attı o. Yani o dediğiniz zaman üçüncü kişi, ben dediğiniz zaman da arkadaşlar birinci kişi oluyor. Anlatıcının bakış açılarına bakalım. Anlatıcı kişi olay yer ile zamanı ele alış biçimi ve bunlara karşı sakındığı tutum anlatıcının bakış açısına veriliyor. Üç farklı bakış açısı var ve mitinde birden fazla bakış açısı kullanabiliyor. Şimdi bunları hemen şöyle örnekleyerek göstereyim. Mesela gözlemci bakış açısından başlamak istiyorum. Hoca içeriye girdi. Kalemleri masanın üzerine koydu. Pırasa çayını aldı ve çayını yudumladı. Ben de çaktırmadan gördüğünüz gibi çayımı yudumluyorum. Bu gözlemci bakış açısı. Şimdi kahraman bakış açısına bakıyoruz. İçeriye girdim. Kalemlerimi masanın üzerine koydum. Ve pırasa çayımı yudumlamaya başladım. Oh sıcacık. Bak bu da kahraman bakıcısı. Ben olayın kahramanını mı anlatıyorum? Şimdi burada o burada ben var. Peki hocam hakim nedir? Hakim ise şu. Yazar kahramanın zihninden geçenleri, olacakları, olmuşları her şeyi biliyor. Hoca yorgun bir şekilde içeriye girdi. Kalemleri masanın üzerine bıraktı. Kalemleri masanın üzerine bırakırken içinden şöyle düşündü. İnşallah bu kalemler çalışıyordur. Çünkü geçen seferki videoda kalemi bir tanesi çalışmamış ve morali bozulmuştu. Sonra kendisini iyileştireceğini düşündüğü pırasa çayını aldı. Pırasa çayı da olur muydu diye düşündü içinden ama ona yapmışlardı ne yapabilirdik ki? Zaten küçükken de annesi buna benzer şeyler hazırlardı. Bak gördünüz mü? Burada yine o diye anlatıyoruz ama kahramanın yani benim zihnimden geçenleri, geçmişte yaşadıklarımı falan her şeyi anlatabiliyor. İşte bu hakim bakış açısı oluyor. O zaman aynı sırayla bir daha anlatıyorum. Anlatıcı gördüklerini tanık olduklarını aktarıyor. Kahramanların aklından geçenleri bilmiyor. Anlatıcının anlatımı gördükleriyle sınırlı. Anlatıcı üçüncü kişi. Kahraman bakış açısına baktığımızda olaylar kahramanlardan birinin ağzıyla anlatılıyor. Kahraman olayların içinde olayların karşısındaki izlenim ve tutumunu kendi bakış açısıyla yansıtıyor. Birinci kişi. Bak burada ben, burada o var. E burada da o var. Farkı yazar kahramanın içinden dışından gelecekte geçmişte olan her şeyi biliyor. Adeta ilahi bir güce sahip. Anlatıcı olaylara ve kahramanlara hakim. Olayların nasıl gelişeceğini biliyor. Kahramanların aklından geçenleri ve yansıtıyor. Anlatıcı üçüncü kişi oluyor. Yani tekrar özetlemek gerekirse... Kalemi masaya bıraktı. Gözlemci bakış açısı. Kalemi masaya bıraktım. Kahraman bakış açısı. Kalemi masaya bırakırken aklından geçenleri kimse bilmiyordu. Esasında kalemi kırmak istiyordu. Falan gibi böyle değişik yorumlar yapabiliriz. Şimdi Arslan Bey Şalgo'nun ıslanmış Hasta, ateş böcekleri gibi sönük sönük parlayan ışıklarına bakıyor. Kahya'nın sözlerini işitmeyerek kendi planı düşünüyordu. O biliyordu. Düşmanların hepsi Zondi gibi, Plas Batanyus gibi, Lozonji gibi kahraman değildi. İşlerinde tavşan kadar korkakları da vardı. Kahya, kumandanın ne düşündüğünden haberi yoktu. Bak, burada hakim bakış açısı var. Neden? Düşünceleri okuyor. Şuraya bakalım. Koca okulun içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız, koruyucusuz sanıyordum. Anneme düşüncemi... Her çocuk gibi birisiyle ant istediğimi söyledim. Andı tanımladım, razı olmadım. Öyle saçmalıklar istemem, sakın yapma ha diye uyardı beni. Ama ben dinlemedim. Aklıma ant koymuştum. Fakat kiminle? Bak burada da e, ne var? E, kahraman bakış açısı var. Kahraman ben diye konuşuyor Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişten bir ihtiyar çıktı. Saçı, sakalı bembeyaz. Burada ise ne görse onu anlatıyor. Yani gözlüyor, gözlemci. Bu kadar basit. Bu sınavınıza çıkacak arkadaşlar o yüzden burayı dikkatlice zihninize kaydedin. Hikaye türlerine bakalım. Buradan da soru gelecek. Bir olay hikayesi var. Bunun üstadı Guy de Maupassant. O hikayecisinin kurucusu. Klasik hikaye diyoruz buna. Olay hikayesi diyoruz, mapasan tarzı hikaye diyoruz. Bu hikayelerde giriş, gelişme ve sonuç var ve acaba ne oldu diye merak ediyorsun. Bir de durum hikayesi var, kesit hikayesi. Bunun kurucusu da Rus edebiyatının önemli realistlerinden Anton Chekhov. Bu da durum yani kesit hikayesinin kurucusu. Burada giriş, gelişme, sonuç yok. Adam gidiyor. Bir bankın üstüne oturuyor, denize bakıyor böyle mantoz mantoz. Sonra hikaye bitiyor bu kadar. Burada ise bir heyecan var. Şimdi olay hikayesi olay anlatımına dayanıyor. Serim, düğüm, çözüm bölümleri var. Olaylar mantıksal bir sıralamayla sonuca bağlanıyor. Kahramanların ve çevrenin tahsiline önem veriliyor. Okur'da merak ve heyecan duygusu yandırılıyor. Türk Edebiyatı'ndaki belli baş temsilcilerine baktığımızda Ömer Seyfettin bir numara, Refik Halit Karay iki, Reşat Nuri Güntekin üç, Sabahattin Ali dört. Bu dördü bilin arkadaşlar. Hele hele Ömer Seyfettin'i çok iyi bilin. O zaman bu tarz hikayeler ne diyormuşuz? Mopassant tarzı hikayeler diyoruz. Şimdi bakalım bir Mopassant tarzı hikayenin forsasını. E, bakalım Şimdi bakalım Mapasan tarzı hikayelerin üstadı Ömer Seyfettin'in Forza adlı eserine. İhtiyar sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır ben de beraber cenge çıkacağım. Çok ihtiyarsın baba fakat kalbim kuvvetlidir. Rahat et bizi seyret. 40 senedir dövüş hasretim. Oğlu vurulursun vatan hasret gidersin diye onu gemide bırakmak istedi. Mimiş o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu duramıyordu kalkan kılıç istedi. Şehit olursan bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir dedi. Ee, gerçekten bu hikayede okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim durum hikayesine. Günlük hayattan bir durum veya kesit yansılır. Serim, giriş, düğüm, çözüm, gelişme, sonuç bir şekilde plan uyulmaz. Merak ögesi ikinci plan atılır. Merak yok. Ruhsal çözümlemelere ağırlık verilir. Sonunda bitmemişlik hissi vardır. Yani bir heyecan yok. Böyle bir şeyler oluyor bitiyor bu kadar. Üstadım bu Şevket en büyüklerinden bir tanesi Said Faik Abasıyanık. Yine Oktay Akbal, Vüsat Bener. Bunlar da önemli durum hikayecileri. Bunun üstadı kimdi? Anton Çehov. Şimdi bu caddeye ne kadar çok fotoğrafçı toplanmış. Şimdiye kadar kaç tanesinin önde resimleri seyrede aldım. Bütün bu mesut insanlar buralarda da saadetlerini tespit etmek için koşmuş olacaklar. Bu resimlerde yaşayacaklarından daha uzun zaman tebessümlere devam edecek. Yani burayı okumayacağım arkadaşlar ama siz şunu bilin. Bir olay yok denecek kadar az. Hep böyle bir tahliller var. Hep kahramanların zihninden geçenler var ve sonunda şöyle oluyor. Bitti mi hikaye ya? Ne oldu ya? Falan diyoruz. Ama bu da güzel tabii. Bu tarza güzel. Niye? Çünkü bu tarzın içinde betimlemeler, tahliller çok güzel yapılıyor. Şimdi olay ve durum hikayesini karşılaştıralım. Buradan da yüzde yüz soru gelecek. Olay hikayesi adı üzerinde. Olay ağırlıklı. Klasik hikaye demiştik bunu hatırlarsanız. Giriş gelişme sonuç var. Merak ögesi canlı tutuluyor. Çarpıcı bir sonla bitiyor. Aaa diyorsun. Durum hikayesi durum ve kist ağırlıklı. Selim düğüm çözüm yok. Merak ögesi ön plana çıkarılmaz. Bitmemiş bir duygusu var. Burada Çehov dedik. Burada Memduh Şevket Esendal dedik. Ve kim dedik? Sait Faik Abasiyan'ı söyledik. Buradaki önemli kişiler olarak. Buraya baktığımızda Mapasant dedik arkadaşlar. Ve yine bizim edebiyatımızdan da Ömer Seyfettin'i buraya üstad olarak yazabiliriz. Şimdi gelelim hikayede anlatım biçimlerine. Bir öyküleyici anlatım var, öyküleme. Bir de betimleyici anlatım var. Betimleyici anlatım eğer öznelse izlenimsel olacak. Nesnelse yani olanlar olduğu gibi anlatılıyorsa açıklayıcı olacak. Hemen başlayalım. Öyküleyici anlatım olay anlatımına dayalıdır. Okuru olay içinde yaşatmayı amaçlar. Kişi, olay, mekan ve zaman ögeleri bulunur. Kişiler hareket haline yansıtılır. Mesela 6 ay içinde Muhsin Çelebi büyük çiftliğinin mandırasını, evini, dükkanlarını, bahçesini, bostanını rehine koydu. Tüccarlardan para topladı. Atlarını hazırladı. Bunların hepsi gerçekten işi görülmedik derece göz alıcıydı. Bir hikaye anlatıyor. Bir olaylar oluyor yani. Mutlaka okuyun. Pembe incirli kaftan. Ömer Seyfettin'in bütün hikayelerini okuyun arkadaşlar. Harikadır. Burada bir olay var yani. Betimleyici anlatımda ise sözcüklerle resim çizme işi. Kişi nesne veya yer doğa yansıtılıyor anlatılanlar okurun gözünde canlandırılıyor. Yani varlıkların ayırıcı özellikleri anlatılıyor. Sıfatlar kullanılarak varlıklar ayırt edici özellikleri veriliyor. Öyküleyici anlatımda iç içe kullanılabilir. Mesela sırtlarında deveti tüyü kısa ve gene parça parça cepkenler. Bunun altında solmuş lime lime yıpranmış ve yamadan görünmez olmuş mintanlar. Bak böyle mintanları ve cepkenleri bize betimledi. İşte bu tarz şeylerde betimleme oluyor. Zaten betimleme ve öyküleme genellikle birlikte anlatılır. Yani hiçbir hikaye şöyle olmaz. Bir tane adam içeri girdi, masaya oturdu. Sonra da hikaye bitti. Böyle olmaz. İşte üzerinde sarı bir mont olan, saçları dökülmüş ve gözlüklü orta yaşlı bir adam içeriye girdiler. Yani adamı zihnimize canlandırır. Şimdi izlenimsel ve açıklayıcı betimlemeye bakalım. İzlenimsel betimleme öznel, sanatsal yani. İzlenim ve sezgiler ağır basıyor. Anlatıma duygu ve yorumlar katılıyor. Söz sanatlarından yararlanılıyor. Açıklayıcı betimleme ise nesnel. Bilgi veriliyor, açıklama yapılıyor, ayrıntılar fotoğraf gerçekliğiyle aktarılıyor ve kişisel yorumlara yer yok. Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli, penceresinden dışarı muhteşem, parlak bir sulu levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema. Çiçekli ağaçlar, uyur gibi sessiz duran deniz. Bak bu altını maviyle çizdiklerimi öznelik. Karşı sahilde mor, fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz yallar. Bütün bunların üzerinde bir esatir rüyasının havai hakikati gibi uçan martı sürüleri. Bak burada yine ...bir öznel betimleme yaptı. Şimdi açıklayıcı betimlemeye bakalım. Gitgide kararan bulutsuz gökyüzünün altında... ...olabilir, bunu ispatlayabilirsin. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki lokantanın terasında oturuyorduk. Tamam, normal anlatıyorsun. Lokantadaki bütün masalar doluydu. Evet. Arada bir geçmekte olan vapurların oluşturduğu dalgalarda olmasa durgundu deniz. Tamam, bu da ispatlanabilir. Kıyıda bir çocuk martılar ekmek atıyordu. Bak, hiçbir özellik yok. Kıyıda sevimli bir çocuk demedi. İşte güzel martılar demedi harika bir gökyüzü demedi. Bunların hiçbirini kullanmadı. Niye? Çünkü nesler. Açıklayacağım. Şimdi geldik hikayede anlatım tekniklerine. Buradan da üniversite sınavında soru geliyor. Sizin sınavınızda da arkadaşlar yüzde yüz soru gelecek. Gösterme, tahkik etme yani hikaye etme, pastiş, parodi ve ironi. Bunlar ne hocam ya? Aa diyebilirsiniz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Hemen anlatıyorum. Şimdi gösterme yani sahneleme. Olaylar, kişiler, varlıklar okura doğrudan sunulur. Anlatıcı okur ile eser arasına girmez. Okurun dikkati eser üzerine yoğunlaşır. Kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansılır. Okurun kendisini eserin kurmaca dünyasında hissetmesi sağlanır. Yani anlatıcı olayın içine girip sonrasında böyle yaptı, böyle yapmamalıydı gibi bir şeyler söylemiyor. Yani okuyucuyla yazar arasında bir şey yok. Direkt eseri veriyor yazar okuyucuya. Diyaloglar, iç konuşmalar ve bilinç akışları var. Mesela diyaloğa bakalım. Kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayalıdır. Metin akıcılık kazandırır. Konuşmalar kitabı değildir. Kahramanlar sosyal statülerine uygun biçimde konuşturulur. Bak şimdi. Said Faik Abasıyanık Son Kuşlar adlı hikayesinde hiç olaya karışmadan direkt anlatıyor. Biraz ileride dört çocuğu rastladım. Yani kahraman konuşuyor. Yürüyorlar. Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor. Bir kaldırım taşı kadar büyük bir parçayı belli söküyorlar. Bir çuvala dolduruyorlardı. Ne yapıyorsunuz yahu dedim. Sana ne dediler. Fukara üstleri yırtık pırtık yavrulardı. Canım neden söküyorsunuz dedim. Mühendis Ahmet Bey'in sektörü Ne yapacak bunları? Yukarıda devlet üyeleri Hollandalı var yani. hani... onun bahçesini düzeltiyorlar da. Bak. Yazar yok, ortada yok. Sayfa faygabasını göremiyoruz. Kahraman konuşuyor, çocuklar konuşuyor. Diyalog var. İç konuşma ise kahramanların iç konuşmalarını aktarmaya dayalıdır. Kahramanların duygu ve düşünceleri sesli düşünme şeklinde yansıtılır. Hani vardı ya bu karikatürlerde şöyle bir şey kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşur. Cümleler arasında az çok bir mantık ilişkisi vardır. Çünkü mantık ilişkisi bittiği zaman bilinç akışı olacak. O yüzden buraya dikkat edin. Dil kurallarına uyulur. Uyulmadığı zaman bilinç akışı olacak. Bakın şimdi. Bu kedi tahta masanın üstüne çıkmış köpeğime durmadan humurdanacak mı? Bak içinden düşünüyor böyle. Sandalyenin üstündeki vişne çürüğü rengindeki delik çoraplar. Asmanın yaprakları daha yemyeşil. Bizim bahçedeki kurdu bile. Deniz bozburuna doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler neden gelmiyor? Bak kendi kendine düşünüyor. Şimdi bilinç akışında ise dil kurallarına uyulmayabilir. Mantık ilişkisi zayıf. Yani cümleler arasında mantık ilişkisi zayıf. Hemen tanımına geçmeden örneğine geçmek istiyorum. Param var, nüfus cüzdanım yanımda değil. O gerekli sanırım. Adama sarık kumluyum da diyemem. Evine gitseydin der. İnanmaz da kapının sürgülenmesi hikayesine kuşkulanır. İnansa bile bir türlü otelin önünden geçemem bir daha. Bak yazım kurallarına uyulmuyor. En iyisi açık yanıma almadığım demek. Balığa çıktık derim. Laf olsun diye zaten birer balık çektik Suat'la. Nereye geçti ya bir anda? O eli boş dönmesin diye aldı yanına. Eve götürür, tel dolabının orta yerine yerleştirir. Ailece paylaşacak olsalar bir tadımız bile düşmez her birine. Bilemedin kedinin önüne attırır büyük hanım. Ama balığa çıkan Suat balıkla dövmüştür eve. Anam bilir niye çıktığımı denize. Bir şey söylemeyi de Dilaver Hanım'dan yediremez. Balığı attım zaten. Ölü eti ne yapayım? Otelde gülerlerdi tek balığı görseler. Hem onlara ne? Gider yatarım. Dertleri künye ise ezbere okurum. Künye yabancısı olsam eski maldeki otelin yerini bilir miydin sanki? Bak bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bir şuraya, gidiyor. Yani bilinç akışı aklından geçenleri olduğu gibi aktarıyor. Mesela ben şu anda dersi anlatırken bilinç akışı yapmıyorum. Aklından geçenleri durduruyorum. Dersi size düzgün anlatabilmek için olanı olduğu gibi kurallarıyla anlatmaya çalışıyorum. Kafama geleni söylemiyorum yani. O zaman bilinç akışında roman ve hikayede modern yüzyılda kullanılıyor. 20. yüzyılda kullanılabileceğiz. Kişilerin iç dünyaları zihinlerinden geçirdikleri doğrudan yansıtılıyor bileceğiz. Sözler kişilerin ağzından kendi kendilerine konuşmaları şeklinde veriliyor. Bak burada da kendi kendine konuşma var. İç konuşmada burada da var. Ama burada kuralsızlık var. Burada kurallar var. Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusu. İç konuşmadan farklı olarak cümleler arasında mantık ilişkisi zayıf. Serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden başka bir düşünceye atlanıyor. Hop oraya hop buraya. Dış dünyaya ait nesneler serbest çağrışım ögeleri olarak işe görür. Dil bilgisi kurallarına uyulmayabilir. Genellikle iç konuşma tekniğiyle işçi içe Evet şimdi dersimizin sonuna geldik. Fakat diyeceksiniz ki hocam şuraları anlatmadınız. Takip etme, pastiş, parodi, ironi. Arkadaşlar bunlar roman konusunun içerisinde. Yani müfredatta size buraya kadar sorumlusunuz. Yazılarınıza buraya kadar çıkacak. Ama bizler yazılı videolarımızı hiç endişelenmeyin. Çıkmayacağını bilsek bile sınavda hoca biraz böyle sizi zor duruma düşürmek için roman konusundan sorarsa diye bunları da anlatacağız. Ama şu anda hikaye konusunun işte bunlar yok. Milliyetin Bakanlığı hikaye konusunda sadece buraya kadar geliyor. Roman konusunun içine geldiğimizde bunları anlatıyor. Bunlar da son derece basit şeyler. Hiç endişelenmenize gerek yok. Bugün hikaye konusunu mükemmel bir şekilde öğrendik. Şimdi sizin yapmanız gereken Dokun sınıf kanalımıza zaten abonesiniz biliyorum. Ama bunun haricinde tabii ki hikaye okuyacaksınız ya okuyacaksınız ama sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı'nda ve Dinamo Soru Bankamıza bunları sizlere çok güzel bir şekilde örnekledik, sorular hazırladık, konu anlatımları tekrarları yaptık. Bakın burada hikayeyi özellikleri ve unsurlarıyla olay ve durum hikayesi karşılaştırması ile direkt örneğiyle beraber. Aynı zamanda hikayede anlatımı, aynı zamanda e, anlatım tekniklerini e, çok güzel bir şekilde anlattık. Buradaki soruları sıfırdan dan çözebilirsiniz. Yine Dinamo Soru Bankamıza da kazanımlara uygun bir şekilde bakın. Kazanımlarda ne var onu da göstereyim size. Hikaye anlatır diyor. Mopasant'ı bilir diyor. Çehov'u bilir diyor. İşte e, bunları anlatır diyor. Birer hikaye karşılaştırmadan sağlanır diyor. Kazanımlarda bunlar var. Biz o kazanımlar uygun şekilde sizlere çok güzel sorular hazırladık. Hatta bu soruların içerisinde ÖSYM tarzı sorular da koyduk. Yani ileride gireceğimiz üniversite sınavına çıkıyor. Onları da özetledik, örneklendirdik. Hatta yazılı örneklerimiz de var. Onları yazılıya geldiğimizde çalışacağız. Buradan da çok güzel bir şekilde ödevlerinizi yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Videomuza beğeni atmayı unutmayın. Yani like butonuna basmayı unutmayın diyecektim. De like almakta gerek yok. Edebiyat dersindeyiz. Hadi bakalım diğer dersimize görüşmek üzere arkadaşlar.